Dansçı Ayı. La 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 la. Kasaba sakin şu sıralar. Çok çalışıyor bütün dostlar. Ellerinde koca torbalar. Ozanların güzel sesini dinliyorum. Şu gürültüyü keser misin? Adamlar kendi düşüncelerini bile duyamıyor. Bence tam tersine reis. Müziğim onlara öylesine huzur veriyor ki nasıl çalıştıklarını bile anlamıyor çocuklar. Flekten ayrılmak üzereyiz. Bugün yola çıkıyoruz yakında. Ver şunu bana. Tamam. Şimdi hemen iniyorsun gemiden. Aksi halde bizi batıracaksın. Ama reis ben... Peki. Sanki yeteneğime uygun olan bir yer bulamazmışım gibi. Evvel zaman içinde Frey kasabasında bir yerde anlaşılmayan bir şarkıcı vardı. Tatlı sesi duvarlarda yankılanırdı. Tra-la-la-la-la-la. Melodisi çok uzaklara ulaşırdı. Duyanlar ona hayran kalırdı. Hiç susmamasını isterdi arkadaşları. Onu omuzlarında dolaştırırdı. Yeter ölme. Anlayacağımızı anladık. Senden kurtuluş yok. Bu sesle herkesi yenersin. Sen müthiş bir savaşçısın. Ama benim anlatmaya çalıştığım bu değildi ki. Baba. Baba. Bir. Ayı. Sanırım burada güvendeyiz. Ulvi'yi orada tek başına bırakamayız baba. Halvar, o ayını kasabaya ele geçirmesine izin veremezsin. Sence geri dönmemiz gerekmez mi? Elbette döneceğiz. Ama sizler şimdilik burada kalacaksınız. Ve ben adamlarım geri dönüp o utanmaz ayıyı kasabamızdan kovacağız. Ve Ulme'yi kurtaracağız. Ay, ne oldu? Hepimiz meraktan öldük ama Ulme hala o berbat şarkılarını söylüyormuş. Ne düşüncesi şey bu? Ulme, sence şimdi şarkını... Hayır, hayır, hayır. Git buradan, sakın yeme beni. Uzak dur lütfen benden. Tadım güzel değildir zaten. Ayı Ulme'nin sesini ve müziğini seviyor. Bence kasabaya gelmesinin nedeni de bu. Ah ne kadar şirin şeysin sen. Çok haklısın. Bütün bunlar Ulme'nin hatası. Anlaşılan kasabada tek lokma yiyecek kalmayana kadar bir yere gitmeyecek bu ayı. Bütün yiyeceğimizi ona veremeyiz ama, değil mi Alvar? Elbette hayır. Korkutup kaçıracağız onu. Bir ki ben tamam diyene kadar burada kaldım. Düşün peşime. Ha? Ulme'nin başı o kadar da dertte gibi görünmüyor değil mi? Hem açık hava ona iyi gelecektir. Belki gitmeden bir şeyler atıştırmalıyız. Baba! Baba! Ne? Erik, orada işin ne? Kulağıma tıkanmış uyumaya çalışıyordum. Ulme'nin korkunç sesinden ancak böyle kurtulabildim. Annem nerede? Gelip beni alabilir mi? Az sonra yanında olacağım Erik. Ay anneme dokunmasaydın bari. Baba! Baba! Bekle, sakın dışarı çıkma Erik. Yoksa üşüteceksin. Ben birazdan geleceğim ve birlikte oynayacağız, tamam mı?
Ne sen gidebilirsin ne de oğlum bir yere kıpırdayabilir Ture. Şu başıma gelene bak arı soklu. Bir fikrim var baba. Ayı çok acıkmış olmalı. Ben de acım. Ona biraz bal bulur ve kasabanın dışına bırakırız. Bir arı kovanı bulmamız yeterli. İyi fikir evlat. Ama ben yapamam. Benim arılara alerjim var. Ayrıca Erik'e göz kulak olmam gerekiyor. Tamam anladık, ben giderim. Babanın gelmeden önce biraz daha çalışması gerek Erik. Ormana gelmek istiyorum. Annemi görmek istiyorum. Ama oğlum o gidip biraz çilek toplayacak. Yakında geri dönecektir. Hayır, ben şimdi gelmesini istiyorum. Ay ala ala ala. Sakın. Artık özgürüm. Ay gitti başımdan, kurtuldum artık, kurtuldum. Erik! Onu kurtarmam gerek, onu kurtarmam gerek. Hayır, onu kurtarmam gerek. Kurtarmanın bir yolu var. Sen ve Ulme bana yardım edeceksiniz. Ne yapmam gerekiyor? Kasabayı ve beni terk ettiler. Buna inanamıyorum. Zamanlama harika. Bunu şimdi yapmalıyız. Bu çok tehlikeli bir kim. Ben yaparım. Bu defa Ulme'ye karşı kibar olmalısın. Vicky, ben Ulme'yle nasıl konuşacağımı bilirim. Güven bana, yardım eder. Ulme, az önce sana kaba davranmış olabilirim. Ama şimdi ayıyı felekten çıkarmak ve Ture'nin oğlu Eri'yi kurtarmak için yardım etmelisin. Bana ihtiyacınız var demek. Yeteneğimi küçümsediniz ve beni saatlerce burada yalnız bıraktınız. Sen çok büyük bir savaşçısın Ulme ve de cesur bir Vikingsin. Yağcılık da bir yere varamazsın. Benden özür diler dilemez size yardım edeceğim. Özür dilemek mi? Pekala, özür dilerim. Evet, nasıl yardımcı olabilirim? Büyük ayıcık, büyük ayıcık. Düş peşime, düş peşime. Sana zarar vermem, sana zarar vermem. Ormana dön, ormana dön. Büyük ayıcık, büyük ayıcık, düş peşime. Sana zarar vermem, sana zarar vermem. Ormana dön, ormana dön. Çıkarın beni buradan. Çıkarın beni buradan.
şu müzik tutkunu ayıyı ormanın derinliklerinde serbest bırakalım. Yardımın için teşekkür ederiz Ulme. Sen gerçekten de çok cesur bir Vikingsin. Ve bu yaptığın için bir ödülü hak ediyorsun. Bir ödül mü? Anne istersen mi? Ne olursa. Nihayet kabul gördü yeteneğim. Adım Ulme benim. Gerçek bir kahramanım. Canavarı çıkardım Fleck kasabasından ve hatırlanacağım hep bu açıdan. Tebrik ederiz Ulme. Hey! Evet Ulme, bu çok güzeldi. Ah, teşekkür ederim Halvar. Beni dinlemelerini sağladığın için teşekkür ederim. Gerçekten harika oldu. Ne dedin Ulme? Dedim ki... Tıkaç kullanmadan gelmeyeceklerdi Ulme. Sesin öylesine güzel ki dinleyeni gözyaşlarına boğuyor biliyorsun. Ve eminim herkesin ağlamasını istemezsin. Peki. Sesimin ne kadar etkileyici olduğunu bilmez miyim hiç? Orası kesin. Kanal. Cesur, güçlü ve gururlu Vikingler. Bütün hazineler sizindir. Sustur şu lini Ulme. Altınların sayısını şaşırıyorum. Bir tane sekizlik, iki tane sekizlik. Çek şu ellerini dedim. Karım hep bir makyaj kutusu istemişti. O bir soğan doğrama aleti. Seni şaşkın ve onu önce ben gördüm. Ver. Annemin ninnilerini özledim baba. Ama Fleck daha bir hafta uzaklıkta. Moralini bozma evlat. Baban kestirme bir yol biliyor. Abartmayın ama. Sizin neyiniz var böyle? Senin kestirme dediğin yerin Danimarkalıların kontrolündeki kanal olduğunu biliyoruz. Yüklü bir ücret almadan geçmemize asla izin vermezler. Bu kadar korkak olduğunuza inanamıyorum. Bizi görmedikleri takdirde bizden para almalarına imkan yok, öyle değil mi? Bizi görünmez mi yapacaksın yani? Nasıl? Viking reislerine özgü küçük bir numaraydı. Kürek başına çocuklar, yarın sabah Fleck'e varmış olacağız. Çocuklar, gemiyi tamir ediyormuş gibi yapın. Snor, yelkeni diker gibi yap. Ulme, direği boyuyormuş gibi yap. Ve Ture, işi çakar gibi yap. Ne de utanmaz şeylermiş bu adamlar böyle. Bu kanal onların malı sanki. Bu hiç adil değil. Ne diye bekliyor bunlar? Çok üzgünüm. Gelemiyoruz. Gemide çok tamirat işi var da. İşleri bitirmenizi bekleriz. Neyi tamir edeceğiz kaptan? Hiçbir şeyi düşün biraz. Danimarkalılar bizden şüphelenmesin diye numara yapıyoruz burada. Gemi göründü. Mükemmel. Bir balinanın kuyruğuna yapışan midye gibi olacağız evlat. İyi yolculuklar sevgili bayım. Bayım, sizi böyle zor bir durumda bırakıp gidemeyiz. Hiç olur mu bayım, yolunuza gidin. Köyümüzden gelecek yeni yelkeni bekliyoruz. Bayım, böyle bir şey yapamam. İzin verin de sizi evinize kadar çekelim. İnatçı keçi. Yolunuza gidin bayım. Yoksa bunun sonu kötü olacak. Ne kadar da kabasınız. Geminin peşinden gidiyoruz çocuklar. Babanın küçük görünmezlik numarasının vakti geldi evlat. Durun. Bu kanal Danimarkalı reis tek gözlü Olaf'a ait olan bir mülktür bayım. Geçiş ücreti de 2 fıçı hazinedir. Teftiş için hazırlanın lütfen. 2 fıçıymış. Sen bundan emin misin baba?
bebeğin ağzından emzini almak kadar kolay olacak. İşaretimi bekleyin çocuklar. Şimdi. Hadi tamam. Daha hızlı. Çok da değil ama. Balıklar bana şarkı söylüyor sanki. Ne? Nereden geliyor bu ses? Aa, hayır geçemezsiniz. Tek gözlü Olaf adına durmanızı emrediyorum. Bir yere mi gidiyordunuz Vikingler? Teftiş için hazırlanın. Çok uyanıksınız öyle mi? Para ödemeden geçmeye çalışıyorsunuz. Geçiş ücretiniz 3 fıçı hazine sevgili kaptan. Ama önce 2 fıçıydı. Ama ücret yükseldi. Ayrıca geminiz kırık dökük olduğu için bize bir kese altın vereceksiniz. Yo, biz sadece tamirat yapıyormuş gibi davranıyorduk. Öyle mi? O zaman sahtekarlığınız için bir kese altın daha vereceksiniz. Nereye şikayet ediyorsan et Danimarkalı. Biz Vikingler sana hazinemizi vereceğimize çiftçiliğe başlarız. O zaman korkarım size yardımcı olamam. Uzun yolun tadını çıkarın. Şu aç gözlüler yüzünden eve uzun yoldan dönmemiz gerektiğine inanamıyorum ki. Ah bu Danimarkalılar çok da sıktı artık. Haftaya görüşürüz Vikingler. Bir Danimarkalı'ya yenildik. Moralimizi bozmayalım. Seyahat uzun olabilir ama belki de bu iyiye işarettir kaptan. Bakın! Bir fırtına! İyiye işaret ha? Gemide bunca hazine varken suyun dibini boylayacağız. Geri dönelim Halvar. Fırtınadan kurtulmanın tek yolu Danimarka kanalı. Asla. O Danimarkalı'ya 5 para vermektense bütün hazinemi Sven gibi bir korsana hediye ederim. Hem fırtınadan kaçıp hem de hazinemizi korumanın bir yolu var. Ama hepinizin babamın söylediklerini yapmanız gerek. Ve yedek yelkeni de istiyorum. Fırtınadan kaçmak için mi? Merak etme küçüğüm. Bana sorarsan sadece birkaç damla yağmur bırakıp gideceğim. Bartıma yıldırım çarptı. Danimarkalı'nın yanına dönüyoruz. Bir tane Olaf'a, bir tane bana. Bir tane Olaf'a, bir tane bana. Bir tane Olaf'a. Evet. Şu işe bakın siz. Bu ne hoş bir sürpriz böyle. Bu haliniz de böyle. Söylesenize size ne oldu Vikingler? Korsanlar kanalın hemen dışında acımasız korsan Sven'in saldırısına uğradık. Her şeyimizi alıp gitti. Eminim diğer Vikinglerin alay konusu olacağım. Nedir bu balık? Sven bütün yiyeceğimizi de aldı.
Biz gururlu Vikingler artık karnımızı akıntının insafına kalarak doyuruyoruz sevgili bayım. Belki geçiş ücretini balıkla ödeyebiliriz. Benimle alay etmeyin Vikingler. Ben altın isterim balığın altın. Danimarkalı'yı kızdırma baba. Yeterince endişesi var zaten. Sonuçta kanaldan sorumlu olan da bütün yolcuların güvenliğini temin etmesi gereken kişi de o. Belki de koruma konusundaki zaafınızı patronunuzla konuşmamız gerekir. Tek gözlü Olaf'la mı? Hayır, lütfen beni bir somun gibi doğrar. Biz hepimiz onurlu kuzeylileriz, öyle değil mi? Siz geçip gidebilirsiniz. Çok akıllı çocuksun. Kaybolma numarası diye ben buna dedim. Vikingler bizi kandırdı. Düşün peşlerine. Asılı küreklere. Nefes bile almadan çekmenizi istiyorum. Asılı. Kimse Danimarkalı'dan kaçamaz. Ha, öyle mi? Kimse bir Viking'i soyamaz. Yelkeni çek de hazineyi güverteye çıkaralım Fat. Ne duruyorsunuz? İndirin beni aşağı. Ve madalyalarıma dikkat edin lütfen. Bu çok akıllı bir çocuk. Bir gemi dolusu hazineyi görünmez yapmayı başardı. Babasının da biraz yardımıyla tabii. Gerçekten. Gerçekten çalışıyordu bal kabağı turtam. İçine su kaçırmış olmalıyız. Ya. Hayatım, böyle olmaması gerekiyordu. Unutulmuş hazine. Sen başlattın. Kes şunu. Seninle anlaştık sanıyordum Halvar. Sefere çıkmadan önce tarlayı süreceğine dair söz vermiştin bana. Hepiniz söz verdiniz. Ama Ylva, bugün yelken açması beklenen pek çok gemi var denizde. İnan bana vaktimiz yok. Tarla sürmek yoksa sefer de yok. Biraz izin ver. Biraz da olmaz. Ama anne, çabucak gemiye gidersek tarlayı döndüğümüzde sürebiliriz belki. Özür dilerim Vicky ama tarla şimdi sürülmezse gelecek yıl buğdayımız olmaz tatlım. Hadi baba, şimdi başlarsak öğleden sonra denizde olabiliriz. Ama o zaman deniz başkalarına kalır. Hem zaten bu inek sabanı sürecek kadar güçlü değil. Öküzünde gaz sancısı var.
Kim gaz sancısı olan bir öküze tarla sürmeye kalkar ki? Çok haklısın. Ama madem öküz sabanı çekemiyor, adamlarının hepsine ihtiyacın olacak demektir hayatım. Küreklerine el koyun. Kürekler! Gorm, hadi git şu gemiyi gözetle. İşimiz fazla uzun sürmez. Anlaşıldı. Ama baba, daha işimiz bitmedi ki. Ha? Gemi, gemi, acele edin, hemen altımıza. Tamam, buldum. Vikinglerim, hadi hücum. Ne? Evet, işte bu kadar. Evet, yetti. Aa, sanırım tam isabet. Evet, saban olmadığına göre tarlada sürülemez. Sefere çıkıyoruz. Saban kayboldu da ne demek oluyor? Kayboldu dedik ya işte. Reis, gemi bunu geçmek üzere. Ve güvertesinde bir saban var. Bekletmeyelim onları. Hadi bir saban alırız. Sonra da tarlayı süreriz. Bir saban mı? Bir tüccar gemisinde mi? Ne büyük bir tesadüf. Hal var, adamlarına yalan söyleyeceksen eğer doğru dürüst bir yalan sesseydin bari canım. Neyse hal var. Benim de yapacak işlerim var. Tarla sürüldüğü zaman küreklerinizi alabilirsiniz. Baba, hem tarla işini yapıp hem de gemiye yetişmenin bir yolunu biliyorum. Adamların öyle güçlü ki bu iş uzun sürmez. Göreceksin baba, çapamızdan harika bir saban olacak. En az benim kadar akıllısın Biki. Bence bu iş en çok annen sevinecek. Reis, gemi az önce martı kayalarını da aştı. Ona yetişmek istiyorsak hemen yola çıkmalıyız. Baba, ne kadar erken başlarsa... Çapayı çekecek bir gönüllüye ihtiyacım var. Oo, aferin sana Fox. Önce sen başla. Diğerleri de sıraya girsin. Çapa takıldı. Artık tarlayı sürmemizin hiçbir yolu kalmadı. Şimdi yapabileceğimiz tek şey gidip o gemiye yetişmek. Gerçekten sıkıntılı bir gündeyiz İlva. Tarlayı sürmek istiyoruz ama mümkün değil. Sanki programımızda böyle bir şey yok. Öyle değil mi Rob? Bak işte bunu çok iyi söyledin Reis. Bu doğru İlva. Kesinlikle haklı. Neyse, küreklerimizi geri alabilir miyiz lütfen? Hala o gemi ve altınlarını yakalama şansımız var. Peki ya güvertelerindeki saban? Bunu anlayacağını biliyordum. Çapayı kurtaramayacağınıza da emin misiniz? O zaman tek bir çare düşünebiliyorum. Demek ki tarlayı ellerinizle kazacaksınız. Oh, hayır. Hayır. Gidelim. Hadi. Aa.
Ama gemi neredeyse gitti İlva. Yola çıkmamız gerek. Bizler Vikingiz. Sefere çıkmak zorundayız. Tarlayı sürünce çıkacaksınız. Ama biz bu işlerden anlamıyoruz. Bu çapayla kendimi yaralayabilirim. Altın! Altın para buldum. Şuna baksana baba. Ha? Evet, bu kesinlikle altın. Altın! Tanıdık bir mühür. Bu Aldrik Kokan Nefes'in mührü. Flake'in kurucusunun. Evet, o Aldrik. Tam bir kahramandı. Düşmanlarını berbat kokan nefesiyle alt etmeyi başarabilen biriydi. Cesur bir adamdı. Bunu nereden bulduğunu göster. Ha? Pekala Halvar. Sen ve adamların denize sefere çıkabilirsiniz. Kazma işini ben hallederim. Yo yo İlva, canım karıcığım. Benim halletmemi istemiştim, ben de halledeceğim. Senin o güzel ellerine bir zarar gelmesini istemeyiz. Öyle değil mi hayatım? Ne dersin? Evet evet, ben de kazabilirim. Tabii tabii, ben de kazacağım. Bekle, bak, evet. Sıra benim, tamam mı? Önce ben kazacağım. Al bakalım. Ya ben önce geldim. Yaşlılara biraz yer açın gençler. Altın. Bir altın para daha buldum. Yüzüğün hemen altındaydı. Toprağı ters yüz etmek yeterli oluyor. Bir tane buldum, evet. Bir tane de ben. Sen de buldun. O benimdi. O benim. Şimdi benim oldu işte. Bu tarlanın her yerinde altın olmalı. Otuz sekiz, otuz dokuz, kırk... 41, 42, 43. Teşekkür ederiz Ali Kokan Nefes. Evet, artık tarla kazıldığına göre bulduğunuz parayla yeni bir saban satın alabilirsiniz Halvar. Reis, altınla yüklü gemi sonsuza kadar kaybolmak üzere. Ya da gidip altınla yüklü o tüccar gemisindeki sabanı alabiliriz. Aa, peki tamam Halvar. Artık tarla sürüldüğüne göre sefere çıkabilirsiniz. Gerçekten mi? Vikingler bunun için doğmuştur. Gerçekten çok akıllı bir Viking'sin Vikit ve bir annenin sahip olabileceği en iyi evlatsın. Sağ ol anne. Neredeyse bir hazine adası. Adım Halvar, Vikinglerin kaptanıyım. Bu son sefer beni ne kadar acıktırdı bilemezsiniz. Çıkıp bir ayı avlamaya ne dersiniz? Ayı! Ayı! Şu karanlık mağarada ayılarla dolu olabilir mi? Ama bu mağara gerçekten çok ama çok karanlık. Hadi girip bir bakalım. Halvar! Halvar, halvar! Evet, sen de uyarabildiğine şaşırdım. Yoksa hamağından falan mı düştün sen? Söyle bakayım. Halvar, o mağaraya girmemen gerekti. Çünkü içeride kocaman mı kocaman kötü kalpli bir ayı olabilir. Arkana bak, orada. Evet, evet, evet. Ay, ayı, ayı. Vikingler. Ha?
Yardım edin bana. Okyanusun ortasında ne işin var senin? Hem sen de kimsin ki ihtiyar? Benim adım Olaf. Gemim paramparça oldu. Adanın etrafındaki kayalara çarptı. Adanın mı? Hangi adanın? İşte şu. İyi ama bu... Gorm! Hani sen karaya yaklaşırken bize haber verecektin? Kötü kalpli ayı gitti mi? Abi anca! Kara! Lütfen yardım edin bana. Onu bu halde bırakamayız baba. Haklısın evlat. Bir Viking asla birini denize kaderine bırakmaz. Bak şu adamı güverteye çek. Benim hikayem oldukça üzücü sevgili dostlarım. Gemim batmamış olsaydı eğer o hazine evime kadar... Hazine mi dedin? Ne hazinesi bu? Ah, kralların bile kıskanacağı bir hazineydi o. Peki nerede bu? Adada bir yerde saklı. Ama geminizi parçalamadan o kayalıkları aşmak için çok usta bir denizci olmanız gerek. Bu sayede hazinemize hazine katabiliriz. Aa, merak etme sen, seni kaderine terk edecek değiliz. Olaf, birlikte o adaya gideceğiz ve hazineyi evine götürmene yardım edeceğiz. Bunu yapar mısınız? Sizler gerçekten dürüst insanlarsınız. Yüzünüzü görür görmez anlamıştım zaten. Ama o gemideki herkesi yanımıza almalıyız. Çünkü o hazine oldukça ağır. Eşit paylaşacağız. Anlaştık o zaman. Sandalı indirelim. Sen nereye gidiyorsun bakalım? Karaya tabii. Söz konusu bile olamaz. Annen seni tehlikeli bir kayalıktan geçirdiğimi öğrenirse... Beni kulaklarından tavana asar. Ama baba. Hayır olmaz, burada kalıyorsun. Hem ayrıca sana çok önemli bir görev veriyorum evlat. Ulme ile birlikte kalıp gemiyi koruyacaksınız, tamam mı? La 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 la. Hiç acele etmeyin lütfen. Şimdi sakın bozmayın vikingler ve kayalara dikkat edin. Yavaş. Hazinemi bulmak hiç zor bir iş değil. Ormanın tam ortasında bir mağara göreceksiniz. Hazine içeride. Görmemeniz imkansız. Ben sizi burada beklerim. Ne demek bu? Ben yaşlı bir adamım. Sizi yavaşlatırım. Sizler kadar hızlı yürüyemem. Seni burada bırakmamız mümkün değil ihtiyar. Onu burada bırakırsak hazinesini alır saklar ve sonra da ona bulamadığımızı söyleriz kaptan. Hepsi bize kalır. Ha? Bir daha düşündüm de Olaf, en iyisi senin burada kalıp dinlenmen. Bir Viking yaşlılara saygı göstermelidir. Yürüyün hadi gidiyoruz. Gidin tabii. Size iyi avlar. Patron, işe yaradı mı? O şaşkın Vikingler hikayeme bir çırpıda inandılar. Yakında gemileri ve hazineleri bizim olacak. Gelin bakalım. Geride sadece küçük bir çocuk ve beceriksiz bir ozan bıraktı. Bunlar korsan ve de gemimizin peşindeler. Bir şeyler yapmak zorundayım. Ne zaman varacağız kaptan? Fazla bir yolumuz kalmış olamaz. İskele tarafından mı gidelim yoksa sancaktan mı? Bence bu taraftan kaptan. Hayır, bu taraftan. Sana dedim ya. Eminim bu taraftandır.
Hayır bu taraftan. Hayır bu taraftan. Hayır bu taraftan. Ne inatçı keçisin sen öyle? Asıl inatçı olan sensin şaşkın kılıç balığı. Bakın. İşte mağara. Tıpkı şu kukla gösterisindekine benziyor. Ay yine olmasın sakın. Gorm, sen önden git. Trey. Snor. Hayır, annem asla buna izin vermez. Hadi ama, yürü. O. Hayır. Hayır, hayır. Fox. Hepiniz amma da korkakmışsınız. Hiçbir ayı benim o hazineyi almama engel olamaz. Her işi de benim yapmam gerekiyor. Olma. Korsanlar var. Hazinemizi almaya geliyorlar. Ay, korsanlar mı? İşimiz bitti. Hayır, henüz bitmedi. Benim bir planım var. Sis düdüğümü. Deniz anaları aşkına. Ozan'da çocuk alarm veriyorlar. Çabuk. Kaybedecek vaktimiz yok. Vicky ile Ulven'in başı dertte. Hemen sahile dönmeliyiz. Ne? Neyiniz var sizin? Tam arkada. Ne? Bir ayı mı? Hadi. Acele etmemiz gerekiyor. Korsanlar gelmeden bitirmeliyiz. Sence bu işe yarayacak mı? Gösteri başlamak üzere Ulme. Ozan'la çocuğu gemiden attığımız zaman altınlarla birlikte yelken açabileceğiz. Merhaba Vicky. Olaf ve korsanlarının ziyaretine hazır mısınız bakalım? Ha? Acele et Ulme. Ha ha, sizi şaşkınlar. Hadi hemen gelin şu soğuk çelin tadına bir bakın. Nasıl ama? Bu imkansız. Hazineyle ilgili hikayene gerçekten inandığımızı mı sandın yani ihtiyar? Sen halvarı kandıramazsın. Ben Vikinglerin kaptanıyım. İyi konuştun. Evet kaptan. Tebrikler. Düşün peşine Vikinglerim. Ece. İstediğin zaman hızlı olabiliyormuş. Kuklalarla karşılaşınca yüzlerinin aldığı hali görmeliydiniz. Oğlumun üstün zekası sayesinde bir kez daha hazinemizi kurtarmayı başardık çocuklar. Vicky için 3 defa. Çok yaşa, çok yaşa, çok yaşa. Ulme olmasaydı bunu asla başaramazdım. Tommy.
Ha 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 ha!